Bodrum'da, başka bölgelerde biz zaman zaman duyuyoruz işte. Kent Haber'e özel bir röportaj veren Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Tosun, son dönemlerde artan terör olaylarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tosun, Kürt kökenli vatandaşların tedirgin olmamasını ifade ederek, Türkiye belli odaklar tarafından özellikle Türk-Kürt çatışmasına, etnik çatışmaya sokulmak isteniyor. Bu tezgaha gelmemiz isteniyor. Biz MHP olarak bu tezgaha asla gelmeyiz. Bunu yapmaya çalıştılar ama milliyetçiler bu tezgaha gelmeyecek kadar uyanıklar ve bu tezgaha asla gelmeyeceğiz dedi. Son iki aydan bu yana ve özellikle son hafta yoğun bir şekilde artış gösteren terör olaylarıyla ilgili olarak en çok konuşulan partilerden birisi Milliyetçi Hareket Partisi oldu doğal olarak. MHP'nin terör konusundaki hassasiyeti de suistimale ve kullanılmaya çok açık. Oysa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarda yapılan saldırılarla ilgili Türk-Kürt ilişkilerinin bozulmasına yönelik oyunlara gelinmemesini belirten Bahçeli, senaryo ve oyunlara alet olunmaması yönünde bir çağrı yaptı. Bahçeli, ne mecliste ne dışarıda provokasyon ve oyunlara gelmeyin. Bu süreçte çok daha dikkatli olmalıyız dedi. Bodrum MHP İlçe Başkanı Mehmet Tosun bu haftaya kötü başlandığını ve iki gün içinde 30 şehit haberi alındığına dikkat çekerek şöyle konuştu. Bu haftaya çok kötü başladık. Allah rahmet eylesin. Öncelikle haftaya Dağlıca saldırısıyla başladık. Orada 16 askerimizi PKK terör örgütü şehit etti. Ben özellikle ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hemen akabinden de bir gün sonra biliyorsunuz Iğdır'da yine yola mayın döşenmesi sonucu 13 polisimizi kaybettik. 13 polisimiz şehit oldu. Ben buradan Bodrum'dan özellikle söylemek istiyorum. PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Terörün her türlüsüne Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak, bu ülkenin insanları olarak karşıyız. Bodrum'da da bununla ilgili ciddi bir hassasiyet var. İçimiz kan ağlıyor. Ama buna rağmen bütün tepkimizi demokratik yollardan kanunlar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şiddete şiddetle karşılık vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak biz buna çok dikkat ediyoruz. Bununla ilgili genel başkanımız biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sürekli çağrıda bulunuyor, genelge yayınlıyor, konuşmalarında bunu ifade ediyor. Parti sözcülerimizin bu konuda önemli ifadeleri var. Ülkü Ocakları Genel Başkanımızın ifadeleri var. Bodrum MHP İlçe Başkanı Mehmet Tosun, MHP'nin yapmak istediği şeyin olan bitene seyirci kalmadan hukuk normları, demokratik temayüller içerisinde tepki koymak olduğunu ifade ederek, biz de Bodrum'da iki gün önce vatandaşlarımızla birlikte bir yürüyüşe katıldık. Hiçbir parti amblemi olmadan, siyasi söylem olmadan yürüdük. Tabii kalabalık yoğunlaştıkça bazen kontrolden çıkabiliyor. Doz arttıkça o kalabalığı %100 kontrol etmek mümkün değil dedi. Başkan Tosun, ülkenin kötü günlerden geçtiğini, yaratılan atmosferle Türk ve Kürt kökenli vatandaşların ülkenin dört bir yanında birbirine düşürülmek istendiğini belirterek şunları söyledi. Bodrum'da, başka bölgelerde biz zaman zaman duyuyoruz işte Kürt kökenli vatandaşlarımızın iş yerine saldırılacakmış gibi söylemler duyuyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunlara karşıyız. Bin yıldan bu yana bu coğrafyada kardeşçe yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamaya da devam etmek istiyoruz. Bunun haricinde bir harekete yeltenen varsa, Kürt-Türk çatışmasına, etnik bir çatışmaya ülkeyi götürmek isteyen varsa bunları iyi niyetli girişimler olarak görmüyoruz. Bu konuda da bütün partilerimizi, bütün arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Hatta aralarını almamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu hassasiyeti buradan paylaşmak istiyorum. Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde Bodrum'a göre çok daha şiddet içeren olaylar olduğunu hatırlatarak, MHP bu şiddetin içine mi sokulmaya çalışılıyor şeklindeki sorumuza ise Başkan Tosun'dan şu yanıt geldi. Şimdi Osmanlı Ocakları diye bir yapılanma çıktı şu anda. Bakıyorsunuz şimdi HDP'nin binalarında tabelaların indirildiğini görüyorsunuz. Bozkurt işareti yapan ya da
yapmaya çalışan bir takım tipleri görüyorsunuz. Evet, ben o bunlar... işaretleri de sanki yapamıyorlarmış gibi de evet, bir durum söz konusu değil mi? Ben bunların partilimiz olduğunu düşünmüyoruz. Bununla ilgili zaten İstanbul İl Başkanımızın da açıklamaları oldu. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak olan bitenden çok üzgünüz. Geçmişten bu yana zaten Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ülkücü hareketi sokağa çekmeme gayreti içerisinde hep kendisini konumlandırdı. Bugün de aynı şekilde. Başkan Tosun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Doğu ve Güneydoğu'da sıkı yönetim ilan edilsin söylemini ise şu şekilde değerlendirdi. Bunu ilan edilsin gerekçesinin sebebi de şu. Normal şartlarda orada mücadele etmeniz mümkün değil. İşte 12-13 yıllık AKP iktidarı döneminde çözüm sürecinin tam bir çözülme süreci ve terörün tekrar hortladığı bir sürece doğru gittiğini görüyorsunuz. Şimdi eskiden Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütüyle devletin kolluk kuvvetleri mücadele ediyordu. Bugüne gelip baktığımızda orada artık evlerde PKK'lıların olduğunu, terör örgütü mensuplarının olduğunu görüyorsunuz. Halkın içerisine karışmış olduğunu görüyorsunuz ve terör örgütünün sayısı belli değil. Yani Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK, KCK, işte efendim YPG gibi PKK'nın bir sürü türevi olan yapılanmalar var. Ve bunlar da bu çözüm sürecinde öyle görünüyor ki şu anda her alanda yapılanmışlar. Bugün siz düşünebiliyor musunuz Doğu ve Güneydoğu'da hiç bozulmamış asfaltın altındaki o patlayıcıların sonradan konulduğunu? Burada ciddi soru işaretleri var. Teknik açıdan mümkün değil. Ciddi devlet zafiyetleri var. Güvenlik zafiyetleri var. Yani bunların hepsine Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak, bu ülkenin insanları olarak bizler tepki gösteriyoruz. Tepkimiz buna. MHP Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Tosun, son dönemde askerimizin PKK ile çatışma sırasında değil, hep pusularda şehit olduğuna dikkat çekerken, şehitlerimizi anarken ve teröristlere tepki gösterirken, bazen yakışıksız görüntülerin yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi. Özellikle buradan sizler aracı şunu da ifade etmek istiyorum. Bodrum'daki hemşerilerimize korna çalarak, müzik çalarak şehitlerimizi anamayız. Teröre lanet ediyoruz, lanet diyoruz, PKK terör örgütünün Allah belasını versin diyoruz. Ülkemizin, küresel güçlerin ülkemizin başına sardığı bir beladır, öyle görüyoruz. Ama buna tepki gösterirken daha vakur, daha sağduyulu, şiddete başvurmadan maç sonrası kutlama yapar gibi konvoylar düzenleyerek hemşerilerimizden ricamız teröre tepki koymasınlar, şehitlerimizi anmasınlar. Bunlara daha çok üzülüyoruz. Bu bizim geleneklerimize de aykırı bir şey zaten. Aykırı tabii ki. Ya ben görüyorum şimdi gece 1'e 2'ye kadar konvoylar devam ediyor. Konvoy yapabilir. Ama dörtlülerini yaksın. Türk bayrağını assın. Sokakta dolaşsın. Kimseyi rahatsız etmiyor. Evet. Birlik ve beraberlik içerisinde kalabalık bir şekilde terör örgütüne tepki koymamız gerekiyor. Ama sloganlarımıza, söylemlerimize, hareketlerimize dikkat etmemiz ve kontrol altına almamız gerekiyor. Son dönemde artan terör olaylarına tepkilerin yoğunlaşmasıyla Yarımada'da yaşamını sürdüren Kürt kökenli yurttaşların tedirgin olmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Mehmet Tosun, açıklamalarının sonunda da şu ifadeleri kullandı. Biz o arkadaşlarımızla burada yıllardan beri yaşıyoruz. Terör örgütüyle bir bağlantısı yoksa, kanunlara karşı suç işlememişse, hiçbir vatandaşımızın, sadece Kürt kökenli olarak da ayırt etmemek lazım, hiçbir vatandaşımızın korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendisi kanunlara saygılıysa, burada işinde gücündeyse, yani biz zaten şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak devletin kolluk kuvveti değiliz ki, biz teröre karşı tepki yürüyüşleri düzenliyoruz. Tepkimizi gösteriyoruz. Şu anda zaten hani bizim parti olarak düzenlediğimiz bir yürüyüş de yok. Kitlesel olarak toplumun bir araya gelmesinden dolayı, vatandaşlarımızın bir araya gelmesinden dolayı yapılan yürüyüşlere bizler de Milliyetçi Hareket Partisi mensupları, ülkücüler olarak katıldık. Katılmaya da devam edeceğiz. Ama bu anlamda hani bu yürüyüşlerden bence bu ülkenin birliği ve bütünlüğünden yana olan tek bayrak, tek dil, tek vatan söyleminde düşüncelerini pekiştiren hiçbir vatandaşımızın korkmasına, endişelenmesine gerek yok. Bizim tepkimiz PKK terör örgütüne.
MHP Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Tosun açıklamalarının sonunda ise partililerine ve kamuoyuna çok önemli şu mesajları verdi. Zaten birlik ve beraberlik içerisinde toplum olarak şiddete başvurmadan, provokasyonlara gelmeden sağduyulu bir şekilde bu tepkiyi koyarsak terör örgütü de peydahlanamaz. Terör örgütü en nihayetinde sonuçta bu ülkenin insanları arasına sokulmuş nifak tohumudur. Küresel güçlerin ayak oyunlarıdır bu ülke üzerindeki. Alet oluyorlar. Yani bunun başka açıklaması yok. O yüzden ben Kürt kökenli vatandaşlarımızın hiç endişe duymasına gerek yok. Bu konuda zaman zaman beni arayan vatandaşlarımız da oluyor. Kaldı ki biz 10 sene belediye başkanlığı yaptık. O bölgede her vatandaşımıza sahip çıktık ve hiçbir vatandaşımızın burnunu bile kanatmadan sağlıklı ve mutlu bir şekilde hizmet etmek suretiyle görevimizi tamamladık. Yani o yüzden asla kesinlikle ülkemizin son dönemde belli odaklar tarafından özellikle bir Kürt-Türk çatışmasına, etnik çatışmaya sokulmak istenmekte bu tezgaha gelmememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak bu tezgaha asla gelmeyiz. Getirmeye çalışıyorlar. Çalıştılar daha doğrusu. Kesinlikle. Başta genel başkanımız, genel merkez yöneticilerimiz, ülke ocaklarımız, ülkücüler ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönülden bağlı vatandaşlarımız bu tezgaha gelmeyecek kadar uyanıklar ama terörün, PKK terör örgütünün ve terörün her türlüsünün karşısındayız.